Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu haftaki karşılaşmaları değerlendirmek üzere değerli dostum Ali ile birlikteyiz. Ali'cim merhaba. Merhaba. Dostum, yeni haftaya girdik. Hızlı bir şekilde zamanımızı kaybetmeden karşılaşmaları Tamam. değerlendirelim. Çünkü süremiz kısıtlı olduğu için yani geçen hafta bir önceki haftanın değerlendirmesine falan girersek süreden yiyoruz sürekli. O yüzden hızlıca karşılaşmalarını değerlendirelim. Haftanın ilk maçı, Cuma günü iki maç var Ali. Bunlardan biri geçen hafta çok önemli karşılaşmaya çıktı ve kaybetti. Trabzonspor'a karşı Konyaspor ve Kasımpaşa. Son zamanların yükselişteki takımı Kasımpaşa. Zevkli bir karşılaşmaya benziyor. Sence bu karşılaşma nasıl toparlayayım? Şimdi ben önce şöyle başlayayım. Geçen haftaki Trabzonspor, Konyaspor ve pazartesi günkü Adana Demirspor, Beşiktaş karşılaşmalarındaki oynanan oyun ve maçın temposundan dolayı dört takıma da teşekkür ederim. Gerçekten uzun zamandır ligde bu kadar kaliteli iki maç izlememiştik. Sonradan şimdi şöyle, burada aslında şu var. Zaten Konya, Kasımpaşa, biz kaç haftadır seninle övüyoruz Kasımpaşa'nın oyununu. Devre arasında da gerçekten iyi oyuncular aldı ki zaten gördün, Mukela girer girmez bir gol bir asist yaptı. Muleka. Hani Ha, geçen pardon, ismini özür dilerim. hatırlayamadım dedim de sana. Heh, İsmini evet, hatırlayamadım. Muleka. Wonderkid oydu zaten. Bir türlü Evet aklımdan evet. aklıma gelmemişti. Lige gerçekten bayağı bir üst seviyeden, üst perdeden giriş yaptı Muleka. Şimdi burada aslında bence maçta önemli. Konyaspor'un ne yapmak istediği, ne yapacağı önemli bence. Şimdi Konyaspor kendi sahasındaki gibi hani uzun zamandır, birkaç haftadır hatta böyle skoru tutmaya yönelik, 0-0'ı korumaya yönelik mi oynayacak? Şimdi Trabzonspor'la puan farkını da açtı. Bence Konyaspor'un bu saatten sonra bütün karşılaşmalarını böyle can sıparan bir şekilde kazanmaya ihtiyacı var. Çünkü ihtiyacı var. Çünkü ben şöyle düşünüyorum Konyaspor. Sezon başında mesela Konyaspor'a deseler ligi 8. bitireceksiniz ya da 10. bitireceksiniz deselerdi, kim itiraz ederdi buna? Bence kimse itiraz etmezdi. Ama şimdi kafada bitirme şansı var Konyaspor'un. Bence bu şansını iyi değerlendirmesi gerek. O yüzden hani böyle hiç beraberliğe yatmadan maçı kazanmak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Ben sıfırın, beraberliğin daha önde olduğunu düşünerek ev sahibi avantajıyla Konya'yı bir adım önde görüyorum hani. Evet. Yani evet Konyaspor Trabzonspor maçından bir beraberlik bile çıkartsaydı büyük bir moralle gelecekti bence ama yani kötü de oynamadı bir karşılaşmada. 2-1 kaybetti maçı. Kasımpaşa da çok yükselişte ya. Yani iyi oynuyor özellikle yani işin hücum kısmında yani iyi bir takım oldu Kasımpaşa. Evet Evet. Konyaspor iç sahada genelde kısır skorlu maçları kazanmaya yakın 1-0 2-0 gibi ama ya sanki bu maçın öyle olmayacağını, sanki bu maçın böyle karşılıklı gollerle böyle üste taşınacak bir maçmış gibi geliyor bana. Yani Konyaspor'da bir böyle kısa süreli bir kopma yaşanabilir yani diyorsun. Hani böyle çok hayati bir maçtan çıkıp böyle yani orada kaybettikten sonra bir motivasyon kaybı olabilir mi? Bilmiyorum. Şu an 12 puanlık bir fark oluştu. Acaba böyle artık daha böyle kazanmaya yönelik maçtan ziyade ne bileyim göze hoş gelen bir futbol oynayıp ne bileyim seyirci gelen taraftarlarına hani böyle hoş bir şey seyrettirmek isteyebilir. Benim tahminim böyle karşılık golleri atacağı bir maç bekliyorum bu maçtan. Ben Konyaspor'un gol yiyeceğini düşünüyorum açıkçası bu maçta. Böyle 1-1, 2-1 gibi bir maç skor bekliyorum açıkçası bu maçtan. Bakalım yani Kasımpaşa da yani iyi bir kadroya sahip artık. Bence iyi. Cezalı oyuncuları da dönüyor Tabii. Kasımpaşa'nın. Tabii. Yani ilginç, ligimizin en ilginç takımlarından bir tanesi oldu bence şu an Kasımpaşa. Bakalım ben güzel bir maç bekliyorum bu maçtan da. Yüksek tempoda geçecek bir maç bekliyorum açıkçası. Ali. Yani böyle düşünmüyorum ben ama neyse yani bir, Ya çünkü mesela olabilir tabii saygılıyorum. Yani zaten eyvallah, ben de farklı saygı duyuyorum. düşünmek Tabii. Ben farklı aslında düşünebiliriz zaten. Ne güzel olan tarafı o. Yani bütün maçlarda aynı fikirde zaten olamayız zaten yani. mesela ben şeye katılmıyorum. Trabzon maçının Konyaspor maçı yani Konyaspor için hayati bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Konyaspor, şimdi şöyle bakıyorum ben aslında olaya. Yani Anadolu takımları, işte Başakşehir'i biraz ayrı tutuyorum. Çünkü Başakşehir hani o
Seviyelere böyle şimdi kaç defa ilk 4 oynadı Başakşehir? Arka arka 4 sezon mu? 4 sezon 3 sezon 2. oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Ya Başakşehir'in bir o orada kalma ezberi vardı. Biraz kazandı bu alışkanlığı şampiyonluğundan önce. Ama şimdi Konyaspor işte örnek veriyorum tamamen işte Gaziantepspor işte Hatayspor. Şimdi böyle takımların böyle alışkanlıkları yok. O yüzden Trabzonspor'dan 12 puan fark yemiş, 20 puan fark yemiş. Onların ligin geri kalanında böyle çok etki edeceğini düşünmüyorum ben. Konyaspor için bence Trabzonspor mağlubiyeti gayet normal, gayet sıradan bir mağlubiyet. Bence bu saatten sonra düşünmeleri gereken şey güzel oyundan ziyade ben şöyle düşüneceklerini düşünüyorum. O ilk 3 var ya kafadaki 3. Orada nasıl kalırız? Oyun planlarını da bozacaklarını düşünmüyorum. Bir de ayrıca şunu eklemek istiyorum. Kasımpaşa'nın son maçlarına bakın. Maçları üst bitebilir ama karşılaşmalara atılan goller genelde defans hatalarından. Mesela Alanyaspor maçı bu hatalardan kaynaklı gollerden geliyor. Sanki biraz böyle Kasımpaşa da gol yememeye, deplasmanda böyle çok da gol atmamaya müsait bir takım gibi geldi bana. O yüzden hani ben çok golü geçeceğini düşünmüyorum. Tabii senin dediğin gibi maçın başında çığırından çıkar bir şey olur ama Konyaspor bu şey değil bana göre. Ben de bu şekilde düşünüyorum Ali. Olabilir, doğru söylüyorsun. Yani Konyaspor, ya bilmiyorum, Konyaspor'un iç saha maçları zevkli de geçiyor açıkçası. Yani deplasman maçlarına nazaran böyle bol pozisyonlu falan geçiyor. İç sahada Konyaspor hücum yapmayı seven bir takım. Hani Kasımpaşa'da Kutra'dan belki bulabilir. Bakalım. Beraber izleyip göreceğiz zaten karşılaşmayı. Evet. Hani ikinci maçımız Rize Başakşehir. Başakşehir haftaya Pizzi, Trezeguet kilisini oynatarak başladı ve Pizzi'nin ortaya koyduğu performans bence çok iyiydi. Yani gelmez ne kadar üst düzeyde bir kalitede futbolcu olduğunu direkt belli etti zaten. Trezeguet zaten bildiğimiz, tanıdığımız oyuncu Trezeguet. Yani Rize iç sahada normalde başarılı bir takım ama Ali, yani bilmiyorum, Başakşehir bence korkutucu bir hücum hattına sahip olduğu bana sorarsan sence bu maç nasıl sonuçlanır? Şimdi ben öncelikle teknik direktör olarak Emre'yi beğenmediğimi bir kez daha söyleyerek şunu söylemek istiyorum. Başakşehir Gaziantep maçına önde Okaka, arkada Pizzi ile başlaması bende bir şaşkınlık yarattı. Ben böyle başlayacağını hiç düşünmüyorum. Hatta ben o maçı yorumlarken Okaka önde, Pizzi arkada oynayabilir diyecektim. Çünkü Pizzi Benfica'daki son dönemlerinde de hep bir forvetin arkasında böyle sahte 9, işte 10 orta sahalardan gelip top alan adam gibi oynadı. Hani ben öyle oynatır mı diye düşündüm. Gerçekten oynatma şaşırdım. Ben şaşırdım yani, ilginç. Yine söylüyorum. Hatırlıyorsan Pizzi ve Trezeguet transferlerini konuşurken dedim ki ben Başakşehir bu transferler yaparsa ligin ikinci yarısında hiçbir maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben hala orada duracağım. Ben bu sezon Başakşehir'in ligin ikinci yarısında kolay kolay kimse yeneceğini düşünmüyorum. Rize kesinlikle o takımlardan biri bence olmayacaktır. Başakşehir çok net favori. Hatta ben Başakşehir 3-0 falan böyle bu tarz bir skorla da rahat yeneceğini düşünüyorum Rize'yi. Evet, dediğin gibi yani Başakşehir kadro kalitesi zaten ligimize baktığımız zaman iyi olan takımlardan bir tanesiydi. Yani Pizzi ve Trezeguet transferleri gerçekten bence ikinci yarının tartışmasız en iyi transferleri bana sorarsan. Özellikle Pizzi, şimdi oyun tarzı, şimdi bizdeki orta saha oyuncuları genelde böyle statik oynayan oyuncular Ali, durağan oyuncular ama Pizzi hiç öyle bir oyuncu değil. Yani topu evet, alıp veren, direkt ceza sahasına dalan, bitirici vuruşları iyi olan bir oyuncu Pizzi. Yani ya, ligin şimdi kaç hafta var? Yaklaşık bir 12-13 hafta var. Ben Pizzi'nin bu 12-13 haftada böyle onlu gol sayısı olarak onlu golle onlu sayıları bulabileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Katılıyorum. Yani böyle dediğim gibi yani orta saha olarak gözüktü ama yardımcı forvet rolünde oynayabilecek bir oyuncu Pizzi. Arkadan gelerek, geriden gelerek çok fazla gol pozisyonuna gireceğini düşünüyorum Pizzi'nin. Bu anlamda zaten beğendiğim bir oyuncuydu. Benfica, yani neden Pizzi'yi oynatmıyordum? Çok da merak ediyordum açıkçası. Böyle yani bazı maçlarda seyrediyordum ben onu. Ben Başakşehir'in ben de favori olduğunu, kazanacağını düşünüyorum ama Rize'de düşmemek adına can siperhane şekilde oynayacaktır bana sorarsan. Ama tabii güçleri yetmeyecektir bence de. Ama gol bulabilir.
Yani gol, en azından iç sahada gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in ben savunmasını beğenmiyorum. Sağ bekine, sol bekine, o defansın göbeğinde oynayan oyuncuları da beğenmiyorum. Çok üst düzey bir defansının olduğunu düşünmüyorum. Yani gol yeme potansiyeli bence yüksek. Ama ben Başakşehir'in maçı kazanabileceği, ya kazanabileceğini derken favorim Başakşehir. Yani net bir favorim Başakşehir. Pizzi de bu hafta benim kadromda kesinlikle yer alacaktır yani. Bu arada bir küçük not ekleyebilir miyim Ali Can? Tabii canım. Getson Fernandez izledin mi Altay maçında? Bu Galatasaraylı Galatasaraylı muhabirlerin Galatasaray'ın çok da ihtiyacın olmadığını söylediği, o aslında 6 aydır, 7 aydır, 1 yıldır top oynamıyor, çok da iyi topçu değil dedi. Getson'u izledin mi? Ya yaptığı onunla istatistik... ilgili güzel bir laf. Kedi ve yaptığı ciğer, istatistik... kedi ve ciğer lafı çok güzel kişi. Yaptığı istatistiği gördün mü? Bu sezon Edson Fernandez çok iyi bir oyuncu. Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar oynanan bütün maçlardaki en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olmuş geçen haftaki Altay maçında. Ve bu adam bu sezon Eylül ayından, yani sezon başından beri Eylül ayından bu tarihe kadar sadece 1.90 dakika oynadı. Bir de geldiği maçın ikinci yarısında oyuna girdi, ilk vize maçında. 1.5 maç oynadı bu adam yani. Gerson Fernandez evet. Kötü topçu değil. Kimse kusura bakmasın yani. Beşiktaş muazzam bir iş yaptı. Muazzam bir iş yaptı Beşiktaş. Ben de katılıyorum bu konuda sana. Önümüzdeki yıl Gerson Fernandez arkada, önde eğer Pjanic tutarsa Beşiktaş, onların üst düzey 10 numara gelirse Beşiktaş'ın mükemmel bir orta sahası olacaktır bana sorarsan. Eğer böyle olursa, yani gerçekten Gerson Fernandez ilk yani ilk maç değil de bu maçta gerçekten kalitesini ortaya koydu. Sahanın bence tartışmasız en iyisiydi. Net, evet. Ali, Malatya Antalya maçı. Malatya Sivas maçında seyrediyorum. Hani Sivas için söylediklerimi hatırlıyor musun? Ya ben bu takıma ne zaman güvensem peşine dediğim o Sivas maçının ilk 45 dakikasını seyrediyorum. Ya Malatya tek kale top oynuyor. Allah'ım diyorum ya, lan arkadaş nasıl bir şeysiniz siz yani böyle, yani bir kere beni şaşırtın diyorum Sivas Spor'a böyle, tamam mı, artık oynarken şeyde maçın ikinci yarısını seyretmedim öyle olunca. Ulan daha Sivas Spor 2-1 kazandı dedim, sorun bende mi ne acaba yani, izlemeyeyim şu maçı falan diye. Ya Malatya ilk yarıda gerçekten olağanüstü oynadı. Yani kendi çapında olağanüstü oynadı, öyle söyleyeyim yani, kadro kalitesine bakarak öyle diyeyim. Antalya Spor'la oynayacak. Ya Antalya Spor da tam beklentilerimizi karşıladı. Geçen hafta net favorimizdi. Yani ben bu maçta Antalya, Malatya mutlak kazanmayı oynayacaktır. Antalya çok daha kaliteli artık. Sence şimdi Sivas maçını izlerken ilk yarıda şey dedim kendi kendime. Ya dedim Malatya böyle bir önde kapatsa da maçı Sivas çevirine oynasam mı falan diye düşündüm böyle. Tam dediğim gibi de oldu. Nitekim oynadım da. Yani çok benim işime yaradı aslında. Gerçi Faysal Faycun'un attığı gol böyle çok olağanüstü bir gol de, yani böyle çok ekstra bir gol oldu da. Ama sonuçta yakaladık yani oradan. Ben tahmin ettiğim gibi gitti maç. Çünkü şöyle düşünüyordum. Ben bizim ligimiz için yine bir klasik. Yani ben daha önceki şeylerde de söyledim. Ya bir o Adem Büyük'ün oraya gelmiş olmasını oyuncularda bir böyle etki yapacağı belliydi. Etki de bu kadar oldu. İşte 45 dakika. Elinden şimdi... Mesela Sivas değil de başka bir takım olsa belki 2 falan atardı. Ya da 2-2'ye bitirirdi ya da çeviri alabilirdi maç. Ama şimdi Sivas o takım değildi. Ama attılar, yine döne geçtiler. Sonuçta kaybettiler. Şimdi o efekt gitti bence. Ben hiç o efektin kaldığını düşünmüyorum. Hani Adem Büyük efektinin kaldığını düşünmüyorum. Antalyaspor çok net bir şekilde maçı bence alacak. Ve ben bu maçın çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Bence. Yani bu çok çok gollü bir maç olacak. Gollü geçeceği konusunda sana katılıyorum. Ben ben de bol gollü bir maç olmasını bekliyorum açıkçası bu maçın. Devam et, söylemek istediğim şey varsa. Şu Antalya mesela şey var. Nuri'nin aldığı, şimdi Nuri'yle çok inanılmaz bir background var. Yani inanılmaz. Çalıştığı hocalara bakınca fantastik bir background var Nuri'nin. Ve şey çok iyi Antalya'da Ali, özellikle Hollandalı hocanın gelmesinin de etkisi var. Büyük ihtimalle inanılmaz geçişler yapıyorlar Ali ya. Böyle çok hoşuma gidiyor yani geçiş hücumları.
Çok çok hızlı iyi... geçişlerde tabii, yani aynen. Çok hızlı geçiyor yani. Şey. Bu kadar iyi geçiş yapan takım sayısı çok az ligde ya. İnanılmaz bir ya, Antalya orada boşluk falan verirse acayip şeyler olabilir. Başlarına çok fena işler gelebilir. Yani bir 6 da bunlardan yiyebilir. Alanya'dan mı yemişlerdi 6 tane? Alanya'dan yemişlerdi abi. Bir 5-6 yine belki oralara falan şey yapabilir. Oralara gidebilir maç ama ben Antalya'nın da atacağını düşünüyorum. Pardon. Yeni Malatya'nın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Yani karşılıklı golü geçecek ama Antalya alır. Ben öyle düşünüyorum. Ben de böyle gerçekten bol gollü böyle 3-2'lik, 4-2'lik bir maç bekliyorum açıkçası. Yani düşüncem o yönde. Benim de favorim Antalya Spor açıkçası burada. Kayseri Spor, Giresun Spor. Kayseri Spor son zamanların forma takımı. Zaten iç sahada da son zamanlarda gerçekten çok iyi oynuyor. Giresun Spor da Ali o hani iyi gittiği bir periyot var evet. Ya. Sanki oradaki evet. Havasını tamamen kaybetmiş görüntüde şu anda Giresun Spor. Öyle görünüyor. Ne bileyim sanki böyle biraz gerilemeye başladı gibi. Performans olarak da öyle, oyun olarak da öyle. Kayseri deplasmanında Giresun Spor sence kötü gidişata son verebilir mi? Ben sanmıyorum. Ali ben Kayseri'yi çok net bir şekilde favori görüyorum. Çünkü ben kupada Kayseri ve Galatasaray maçında Kayseri. Galatasaray maçında şöyle hani ya Kayseri işte pozisyon verdi yüzde yok 80'le Galatasaray'la top. Kardeşim Galatasaray oynuyor Kayseri'de bir yere kadar o şeyini yapacak yani topu bırakacak oyunu bırakacak Galatasaray'a karşılayacak çıkırtmaya çalışacak. Ya bir bulamadı, iki bulamadı. Çıktı üçüncü de attı golü. Neredeyse son dakikada bir tane daha atacaklar. Maçı alacaklar. Da Ali hemen bir şey söyleyeceğim Ali. Bir de Galatasaray karşısında yani normal olması gereken ileri üçlüsünden tamamen yoksun bir Kayseri'si. Aynen. Tiyan, bir de o vardı. Emrah Baştan, Gavranoviç. Yani bunlar yoktu yani maçta. Ve Tiyan ikinci oyuna girince zaten orada Galatasaray çok büyük sıkıntılar çekti Tiyan kanadından. Ya, kesinlikle yani. Kesinlikle. Ya bu hafta bir de üçü de muhtemelen sahada olacak. Ya ben çok net favorim Kayseri Ali ya. Ben hiç yani şey vermiyorum ya. Ben Kayseri'yi net favori görüyorum. Bir de dediğine ben katılıyorum. De favori... Mesela Giresun inanılmaz ritim kaybetmiş gibi geliyor bana ya. Aynen. Yani havayı kaybetmiş gibi geliyor Giresun. Bilmiyorum. Kayseri Spor. Ya Hikmet Karaman beni ilk defa yanılttı Ali. Hikmet Karaman. Genelde Hikmet Karaman'ın takımları çok iyi başlar. 3-4 hafta süper gider. Ama arkasından resmen dökülürdü. Ya hatta çoğu zaman ligden düşmeyle sonuçlanırdı Hikmet Karaman'ın takımları. İlk defa Berna Başkan'ı bu konuda kutluyorum. Ben Hikmet Karaman'ı çok seviyorum çünkü. Çünkü gerçekten kendini geliştirmeye çalışan, sürekli kendini yenilemeye çalışan bir evet. Teknik direktör Hikmet evet, Karaman'ın. Evet. Aynen. Sürekli Avrupa'ya giden, Avrupa'daki üst düzey teknik direktörlerle görüşüp onların programlarını inceleyip onları takip eden bir teknik direktör. Yani bunları yapmaktan gocunmayan bir teknik direktör en azından. Ve Berna Başkan Hikmet Hoca da sabretti. Hikmet Hoca da inat etti ve ben bunun meyvesini de aldığını düşünüyorum Kayseri Spor'un. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve bu maçta da ben Kayseri Spor'un favorim. Ben dediğim gibi iç sahada ben Giresun Spor form düşüklüğünden faydalanarak Kayseri Spor'un ben iyi bir galibiyet, net bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Ali geçen hafta Beşiktaş gerçi kazanamadı ama abi son 20 dakika neydi ya öyle. Yani yemin ediyorum Beşiktaş o an Beşiktaş'ta olmadığıma şükrediyorum. Ya inanılır gibi değildi ya böyle. Resmen Beşiktaş ceza sahası içinde geçti yani maç. Ben bunu aldım. İzlerken bunu aldım ya Beşiktaş maçında. Böyle aklıma ne? Abi ne yapıyorsun sen? Kendine gel dedim ya. Aklıma ne geldi biliyor musun? Yılmaz Vural'la bir maçtan sonra soruyorlar. Ne oldu? Yılmaz Hocam biraz tecavüz ettiler bize. Beşiktaş'ta son 20 dakika tecavüz oldu. Ya kimse kusura bakmasın yani. Kaldı ki yani aslında maçın geneli öyleydi Ali. Yani genel itibariyle Adana Demirspor gerçekten çok pas kurdu Beşiktaş'a. Ama ben Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Şimdi şöyle gerçekten çok eksik takım oyuncu vardı Beşiktaş'ta. Soza, Pjanic, Sada, Rozier. Gerçi Rozier'in bu sene Vavi'yle yokluğu bir de sonuçta Kerem oynuyor. Hayatının ilk Süper Lig maçına çıkıyor. Bir de asist yaptı. Ne kadar güzel kesti ama değil mi Kerem? Zaten Kerem'in ayağı çok temiz bir sağ bek. Ve karşısında da Vargas oynuyor. Adam Vargas'la debelleşti ya. Ben Kerem'i vallahi takdir ettim. Beşiktaş Adana Demirspor'a yenilmesi bekleniyordu. Yenilmedi. Bence Beşiktaş taraftarının üzülmemesi gereken şey bu. Hiç kimse yani şey de yapmasın. Böyle darılmasın, gücenmesin kimse.
Yenilmedikleri için bence dua etmediler. Ha, bu şu demek değildir ki Önder Hoca Beşiktaş'ın yeterli, kesinlikle yeterli değil. Ben Beşiktaş yönetimi yerinde olsam şu vakitte gönderirim Önder Hoca'yı. Hiç kusura bakmasın yani Önder Hoca. Ve ben geldiğinden beri söylüyorum. Hiç yani. Ne oyuna müdahale edebiliyor, ne oyunu okuyabiliyor. Yani böyle bir çok ilginç ya. Ve öne geçtiğin karşılaşmayı, ya bak ne olursa olsun ya. Ya öne geçtiğin maçı bu halde bitirebilir. Sen yine söylüyorum ya, bu halde bitirmemelisin önde olduğun bir maçı. Ya neredeyse maçı kaybediyordun ya. O offside'dan ki bence gol kesinlikle verilmeliydi. Ben verilmesi tarafındaydım golü. Samet'in attığı ikinci gol, yani 1-0'dan 2-1 maçı kaybedecek. Ne yapacaktın şimdi? Ne diyecektin ya? Kontraya çıkamıyorsun. Kontraya çıkamıyordu yani, ya işte. Ya inanılmaz ya, çok inanılmaz. Ya Gezal kendini öldürdü ya top oynamak için. Yani uzun zamandır izlemediğim kadar iyi bir Gezal izledim. Böyle çok bayağı bir mücadele etti. Onun dışında elle tutulur, gözle görülür. Ersin yani gerçekten kalede duruşunu beğenmediğim bir kaleciydi Ersin. Bütün arkadaşlarım da bilir, ben Ersin'e hep şey derim yani, bu çocuk iyi kaleci değil falan derdim. Çünkü mesela ben Beşiktaş altyapısını da takip eden bir adamım. Emre Bilgin mesela, ben Ersin'den hala çok daha potansiyeli bir kaleci olduğunu düşünüyorum Emre'nin. Ya Beşiktaş Ersin'i sattığı anda kaleye kesinlikle Emre'yi vermeli. Ben hep Emre'yi bir adım daha önde görüyordum. Ama Ersin gerçekten helal olsun. İnanılmaz geliştirmiş kendini. Kendini kalede... iyi geliştirdin abi. İnanılmaz ya. Valla ben bu kadar böyle beklemiyordum Ersin'i. İnanılmaz. Bir de penaltılarda canavar gibi ya çocuk. Gerçekten helal olsun Ersin'e. Bu büyük ihtimalle bu sene sonunda bir takıma gider gibi duruyor. Bir 15-20 milyon euro görecek gibi duruyor transfer piyasasında da. Ya helal olsun. O yüzden Ersin ve Gezal'ın dışında Beşiktaş'ta elle tutulur, gözle görülür. Hiçbir şey göremedim sahada. Kaybetmemesi de gerçekten mucize. Altay karşısında yani herhalde, yani Altay da çok kötüydü açıkçası. Yani bilmiyorum. Kazanır herhalde içeride. Ya şimdi bak, Antalya Spor maçının çizdiğini söylediklerimi hatırlıyor musun? Evet. Şimdi bak, aynısını bu maçta da göreceğiz bak. Yani Antalya yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ama mesela Altay'ın yakaladığı pozisyonları değerlendirememesi ihtimali ben düşünemiyorum. Çünkü şöyle, Beşiktaş bu pozisyonları hep veriyor. Sergen varken de veriyordu. Şu anda da yani Önder Hoca da var. Yani veriyor Beşiktaş pozisyonu. Şimdi maçın başında iki tane gol yemeyeceğinin garantisi yok ki Beşiktaş. Hani ben Beşiktaş Altay karşısında net bu maç alır. Mesela Kayseri diyorum, net alacak. Giresun'u yener. Ya da Rize Başakşehir, net Başakşehir. Ama Beşiktaş Altay net Beşiktaş değil ya. Diyemiyorum yani ben bunu. Söyleyemiyorum. Ve ben, yani ki hatırlıyorsan sezonun ilk maçında Altay forvet olsa 5 atacağı maçta yenildi Beşiktaş. Şimdi aynı senaryoyu izlemeyeceğimizin garantisi yok. Gerçi şöyle bir artı var. Batu Şay oynamayacak. Belki oradan bir yırtar olur Beşiktaş'ın ama bu sefer de Kenan mı oynayacak diye insan şu ürperti içerisinde kapılıyor. Yani böyle ürperiyorum. Acaba Kenan mı izleyeceğim diyorum bu sefer de. Larin de sakat herhalde Ali. Larin de sakatlanmış herhalde. Şu an sakat durumu var Larin'de de. Larin de oynamazsa artık kim oynar bilmiyorum ya Beşiktaş'tan yani böyle forvette. Büyük ihtimalle Güven oynayacaktır forvette Beşiktaş'ta. Ali peki Rozier'in durumu nedir? Sen takip ediyorsun da yani sakatlık durumu, bu maç oynar mı bu maçta? Ya biraz kendi şeyi var ama ben oynayacağını sanmıyorum. Yani Önder Hoca'nın oynatacağını sanmıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim ben. Eğer Kerem'i sakatlı çok ciddi değilse, oynayabilecek durumdaysa ben Kerem'i oynatacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Kerem'i Uşak Spor'da oynuyordu Kerem. Belki bilmiyorsundur. Uşak Spor'dan Beşiktaş özellikle istedi Kerem'i oynatmak için. Önder Hoca da zaten sezon orasındaki röportajlarında yeni transferimiz Kerem demişti. Bekletiyor. Büyük ihtimalle Adana Demirspor maçından çok beğenildi. Çünkü Rozier inanılmaz kötü Ali. Acayip savurgan. Orada Kerem'i kullanır gibi geliyor bana. Yani böyle sosyal lig oynayacak arkadaşlar Kerem'i deneyebilir. Ben oynatacağını düşünüyorum Kerem'i. Yani orada risk olur. Büyük bir risk yani. Rozier, Kerem. Hani böyle Umut Meraş sanki böyle daha yakın gibi geliyor. En azından oynama garantisi olan bir oyuncu olduğu için. Yani sosyal ligçiler genelde bu tür riskleri almayı çok fazla sevmiyorlar. Ama ben Beşiktaşlı bir taraftar olarak Beşiktaş'tan defans oyuncusu almayın derim yani. Ya ben sanki öyle çok da fazla Beşiktaş'ın gol yiyeceğini de pek de düşünmüyorum ya bu maçta. Ya Altay'ı hiç beğenmiyorum Kütler Ali ya. Gerçekten çok kötü Altay yani şu anda. Yani Beşiktaş normal bir oyunla bence Altay'dan gol yemeden kazanabilir yani. Bak normal bir oyunla. Üst düzey bir oyun istemiyorum yani Beşiktaş'tan. Çok kötü yani şu an Altay. İçeride Rize'ye karşı bile yani çok fazla
Hani gol atamadı. Yani çok fazla öyle ne bileyim oyuncu kaldı kalitesinden. Ya yani Beşiktaş bence kazanır gibi geliyor Altay karşısında bana sorarsan. Özellikle Gezal üzerinden çok fazla oynayacaktır Beşiktaş. Çünkü diğer kanat oyuncusu olmayacaktır. Ne bileyim bütün oyun bence Gezal üzerinden dönecektir. Rozier oynasaydı çünkü Rozier Gezal kilo oyunları iyi yapıyor bazen. Orada araya kaçmaları falan. Rozier'i de düşünürdüm ama Rozier konusunda emin değilim sakatlığından dolayı. Ama ben Gezal'i kesinlikle düşünürüm. Forvet'te de Güven oynar bence. Yani büyük ihtimalle Güven oynayacaktır. Ya ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum Altay karşısında. Ben o kadar emin değilim Ali'ciğim ya. Sen biraz duygusal yaklaşıyorsun gibi geliyor. Yok bak neyse maçı izlediğimizde beni anacaksın mesela senin. Bakalım. Gaziantep Adana Demir Ali haftanın böyle en böyle nasıl söyleyeyim sana dikkat çekici karşılaşmalarından bir tanesi bu maç bence. Nasıl yani Adana Demir Gaziantep Adana Demir bayağı havaya girdi. Ya. Bayağı sanki şampiyonluğa oynuyor bir takım gibi havaya girdi ya Adana Demir Spor. Balotelli cezalı bu hafta. Gaziantep iç sahada etkili bir takım. Yani sence nasıl sonuçlanır? Nasıl bir maç bekliyorsun buradan? Şimdi bir Adana Demirspor ve Gaziantep takımlarının taraftarları birbirlerini hiç sevmiyorlar. Çünkü bir kere çok büyük bir sıkıntı bu. İkincisi maça gideceğim. Umarım bol gollü güzel bir maç olur. En azından boşa gitmemiş olurum yani tabi buradan oraya. Üçüncüsü de ben Gaziantepspor'un maçı çok rahat kazanacağını düşünüyorum öyle. Ben de Adana Demir'den dersin diye düşünüyordum. Seninle yine aynı fikirde değilim diyecektim. Benim de yani şöyle ben Gaziantepspor'u daha şanslı görüyorum bu maçta ben de yani. Yani içimden hislerim de öyle diyor. Ne bileyim iç sahadaki özellikle hani bu beşli savunma hani 5-3-2 ya da 3-5-2 yani oynuyor ya böyle. Evet. Yani Adana Demirsporlu hücum oyuncularının biraz zorlanabileceğini düşünüyorum kalabalık savunmaya karşı. Yani Adana Demir yani biraz daha fazla sanki havaya girdik. Adana Demirspor'a bir soğuk düşesi yaratacakmış gibi geliyor Gaziantep Spor ve benim de favori maççısı Gaziantep Spor bu maçta. Yani ben de Gaziantep Spor'un kazanacağını düşünüyorum maçı yani. Özellikle ben de... Evet. Şöyle Ali'cim sen bitir ondan sonra ben birkaç ufak şey eklemek istiyorum. İlginç forvetleri Figueiredo'dan böyle iş bekliyorum. İş yapmasını bekliyorum yani o Figueiredo'nun. Değişik bir forvet tipi yani böyle her yerden çıkabilecek bir oyuncu Figueiredo. Evet. Oradan bir şey bekliyorum açıkçası. Yani. Evet şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben önce şöyle söyleyeyim. Gaziantep Başakşehir maçında ben çok beğendim Gaziantep Ali. Yani gerçekten Başakşehir aldı maçı ama ben mesela Başakşehir'in bu kadar zorlanıp alacağını düşünmüyordum. Ama Gaziantep çok iyi bir mücadele etti Başakşehir'e karşı. Şimdi bu mücadelenin birazını böyle burada Adana Demirspor'a karşı gösterirse çok rahat alacağını düşünüyorum. Bir de ikinci tarafı, bir de Adana Demirspor tarafından bakmak istiyorum. Beşiktaş maçı Alanya'ya mı elendiler kupada Ali'cim yanlış hatırlıyorum. Alanya penaltıda evet, Alanya'ya elendiler. Evet, uzatma oynadılar. Aynen. Şimdi Alanya Beşiktaş maçlarında inanılmaz tempolu oyunlar oynadı Adana Demirspor. Yani şimdi bu kadar temponun bir yerde çıkmış, yani çıkması gerekiyor. Yani bir yerde artık onun çıkıyor olması gerekiyor. Çünkü bu sefer farklı sıkıntılar ortaya çıkacak. Ben bu maçta yüksek tempoyla oynamaya başlarsa Adana Demirspor'un oyundan çabuk düşeceğini yani maçtan çabuk düşeceğini bekleyeceğim ki bekliyorum da. O yüzden bir de Balotelli'nin oynaması büyük bir faktör bence. Bir de Beşiktaş maçında inanılmaz şey oldu böyle. Hani down oldular, düştüler Beşiktaş maçında. Çünkü beklemiyorlardı Beşiktaş maçında beraberlik. Çünkü bir hafta boyunca Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı yani farklı yeneceği, 2 tane, 3 tane, 4 tane at. Herkes böyle söylüyordu. Oraya gelen bütün taraftarlar bunu bekliyordu. Şimdi olmayınca biraz da düştüler. Şimdi bu biraz ters etki yaratacak. Ben öyle bekliyorum. Futbolcu psikolojisinde vardır bu. Ben o yüzden Gaziantepspor'un çok rahat kazanacağını, herkes böyle şeyi bekliyor ama ben çok rahat Gaziantepspor'un kazanacağını düşünüyorum. Yani bakalım ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani çok rahat olur mu bilmiyorum ama Gaziantepspor'un karşılaşmadan ben de galip ayrılabileceğini düşünüyorum. Ali Hakan'ın zevkli aday maçlarından bir tanesi daha
Alanyaspor, Trabzonspor yani zor Trabzonspor Konyaspor maçından galip gelerek şampiyonluk yolunda yani dev bir adım daha attı. Alanya Kasımpaşa karşısında çıkardığı kadroyla hepimizi şaşırttı zaten yani. Bir baktım daha dedim bu ne biçim kadro böyle. No, yani resmen sanki hani bu şey verelim hadi bu maç çok da değilmiş gibisinin öyle maça çıktılar ama yine de yenilmediler. Yani Efecan'dır, Emre'dir, zaten Davidson'u sattılar. Yani ne bileyim bir sürü oyuncusundan yoksun çıktı. Hadi hücum oyuncularını geçtim, defans oyuncuları bile yoktu yani. Evet. Enteresandı. Bu maçın bu maça mı sakladılar dersin Ali? Efecan'ı, Emre'yi. Ya şimdi zaten büyük ihtimalle kupa maçındaki o 120 dakikanın üstüne oynamak istemedi Faryoğlu bu oyuncularla. Ve mesela şey de değil hani böyle kaybedecekleri bir maçı Kasımpaşa'da defans hatasından dolayı beraberlikle bitirdiler ki bence herkes onu kaybedeceğini bekliyordu. Çünkü o 11'de yani başka bir şey bekleyemezsin. Tamam gol attın mücadelede biraz şey kaldın ama Kasımpaşa ağır bastı biraz maçta. Şimdi bu maçta sakladı tabii ama şimdi ben mesela herkesin beklentisi bu maçta Alanyaspor'un galibiyeti ya da bir beraberlik. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un bu maçı alacağını düşünüyorum öyle. Yani evet Trabzonspor yani ya artık bir şekilde kazanma alışkanlığını tamamen oturtmuş durumda. Kesinlikle. İyi oynarsa zaten kazanıyor. Bir şekilde kazanıyor. Çünkü ya takım da çok ikilaklı. Yakaladığımız vuran, çakan, atan adamlar var yani. Fiska. İki kere yakalıyor. İkisinden biri %100 gol oluyor. Bakasetas. Vuruyor adam hani Vakeme ya da Cornelius arkada Marek Kamşi yani takımda sorun çözebilecek yani iş çok, yapabilecek çok fazla, kişiler, çok fazla adam var. Sayıda oyuncu var. Çok fazla adam var. Biri yapamasa öbürü yapıyor. Bu aynen. Yüzden Trabzonspor yine oyunu tutarsa ben bir şekilde golü atıp maçı kazanabileceğini ben de düşünüyorum açıkçası. Yani ama gol yiyebilir ya. Yani böyle 2-1'lik ya da 3-1'lik bir galibiyet olabilir Trabzonspor'dan bu maçta. Konya maçında ne yaşadım biliyor musun Ali maçı izlerken? Evet. Bir baktım kenarda Hamşik sünüyor. Dedim ki ya bu takımda Hamşik var dedim ya dedim. Adam olduğunu unuttum ya. Takımda o kadar oyuncu var ki. Dedim adam daha çok bu adam oynamıyor yani. Dedim bir aydır ya. Yani o da takıma girdi. Maç oynamaya başladı. Trabzonspor yani. Ya zaten şampiyon da. Yani Hamşik. Yani aynen öyle. Ya Hamşik zaten Trabzonspor oyun kalitesi anlamında biraz daha üst yukarıya taşıyan bir adam. Özellikle pas döngüsünü çok iyi sağlıyor Marek Hamşik. Yine orada da bir sıkıntı var. Yani bakmasından Can Yeni'ye kalıyor hala giremedi o zamanlar. Yani bir Arap oyuncu. Yani bir işte Bakasetas sanki böyle Bakasetas'ı 8 numaraya çekecekmiş gibi bir görüntü var Ali ne diyorsun? Çünkü evet öyle duruyor. Evet. Dejan'ın dolayı Uğurcan kalede hani diyelim Dorukhan sağ bekte diyelim iki oldu. Birini oynatması lazım Türk oyuncu olarak. Abdülkadir Ömür'ü oynatacaktır bence. Sence Abdülkadir Ömür mü 10 numara pozisyonunda oynar Bakasetas mı? Şimdi şöyle şeyde bence şöyle yapabilir Ali maç için konuşuyorum. Hani Hamşik oynayacak mı? Şimdi sen onun üstünden mi konuşuyoruz bunu biz? Yoksa Hamşik oynayacak mı bence ya? Hamşik bence ilk 10 diye başlar. Ha şimdi biz Hamşik oyun içine koyuyoruz değil mi? Plana dahil ederken ben şöyle düşünüyorum. Dorukhan, Hamşik, Abdülkadir yapabilir. Geri komple yabancı zaten. Üçlü bu şekilde kurabilir. Yani oradan Dorukhan'ı sağ bek oynatabilir Ali. Ben sanmıyorum. Ben çünkü Dorukhan çok iyi oynuyor Ali Göbek'te. Çok çok iyi oynuyor hatta yani. Çünkü Berat'ı kesti. Şimdi peki Dorukhan, Hamşik, Bakasetas'ın dedin Abdülkadir mi? Sağa atacak. Şimdi şöyle. Sağa şeyi atabilir. Bakasetas atabilir. Ya da Bakasetas'tan vazgeçip Vişka, Cornelius, Anvakama yapar. Ortayı da sadece şeyleyebilir. Yani ki ben yine söylüyorum. Ben Hamşik'in oynayacağını düşünmüyorum. Ben Bakasetas, Abdülkadir, Dorukhan yapar diye düşünüyorum. Bakalım. Yani Trabzonspor geniş bir rotasyona sahip. Çok kaliteli bir kadroya sahip. Ligimiz açısından baktığımız zaman. Bence maçın favorisi yine Trabzonspor. Ali Karagümrük, Sivasspor, Karagümrük, Antalyaspor maçında bizi hiç şaşırtmadı. Evet. Ve farklı mağlup oldu. Sivasspor yine
Beni çok zorladı. Allah'tan Gradel iki asist yaptı. Kayo da bir gol attı da toparladık oradan. Kaptanımdı Gradel benim. Yani bu maçta Gradel bir şey yapmasaydı, boş geçseydi sezon sonuna kadar bir daha kadroyu almazdım Gradel'i. O derece yani sinirlenmiştim maçı seyrederken ve maçın ikinci yarısını hiç seyretmedim zaten o sinirle. Sonra da skoru görüp Gradel'in iki asist yaptığını görünce en azından biraz böyle teselli oldum. Karagümrük-Sivas maçı Ali. Karagümrük iç sahada dış sahadakinden biraz daha farklı olarak daha böyle bir iyi bir oyun oynamaya çalışıyor. Her ne kadar çalışsa da Sivas Spor yani ya ne bileyim ligimizin şu an en böyle şey takımı ya. Bekleneni veremeyecek takımı diyeyim yani. Çok kötü bir şey bekliyorsun, süper oynuyorlar. Çok iyi bir şey bekliyorsun, hiçbir şey yapmıyorlar. Bu maçta nasıl bir Sivas devrederiz? Şimdi öncelikle bence bu maç bir aksilik olmazsa Volkan'ın son maçı olacak. Ki şey maçındaki görüntüsü de zaten o Antalya Spor maçında bazen kameralar verdi ve dikkat ettiysen Volkan'a. Oyuncular bence hiçbir şekilde Volkan'a ne inanıyorlar ne de herhangi bir şekilde güveniyorlar. Aksilik olursa birkaç hafta daha idare eder ki ben aksilik olacağını düşünmüyorum. Özellikle taraftar sayfalarında da Volkan'a acayip sallıyorlar yani Volkan'a. Ben Sivas'ın çok böyle net bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'ün de kadrosunun iyi olmasına rağmen kesinlikle kadrosunun hakkı yani hakkı olan oyunu oynamadığını düşünüyorum. Bunun da başlıca sebebi 3 aylık sertifikayla antrenörlük, teknik direktörlük yapmaya çalışan Volkan kardeşimizdir. Önce bu işin emeğini vereceksiniz. Ne olursa olsun. Önce bu işin gerçekten eğitimlerini alacaksınız. Ondan sonra bakalım oyuncu da size güvenir. Herkes de arkanızdan gelir. O yüzden ben Sivas diyorum Ali Can. Evet, ben de sana bu konuda katılıyorum ve destekliyorum. Volkan konusundaki görüşleri en başından beri söylemiştim. Volkan'ın gidip böyle bir lokantalar zinciri kursa bence daha başarılı olabileceğini söylemiştim. Böyle gidip sağda bir ya bazı yerlerde iş yerleri açıp farklı sektörlere yönelse çok daha başarılı olacağını belirtmiştim. Ben Volkan'ın açık söyleyeyim. Antrenörlük eğitimlerini alsa bile ben Volkan'ın teknik direktör olabileceğini ya olabilir de başarılı olabileceğini düşünmüyorum ve ben Volkan'a inanmıyorum yani bu konuda. Daha önce de söyledim. Ben de bu yüzden ben Sivas Karagümrük yani Volkan'la birlikte tamamen farklı bir oyuna geçti. Yani çok güzel hücum yapan, çok güzel top çeviren, pas yapan bir takımdan bambaşka bir takıma geçti Karagümrük. Yani evet. O yüzden benim favorim bu maçta Sivas Spor açıkçası. Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini ve kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen hafta galip gelerek bizleri ve milyonlarca taraftarını şaşırtan bir Fenerbahçe vardı. Beklentilerimin çok çok üzerinde bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe. yani bilmiyorum bir Fenerbahçe taraftarlarının ağzına bir parmak bal çaldı mı? Yoksa ne bileyim bu maç Fenerbahçe için bir dönüm noktası olur mu? Kazanmaya devam eder mi Hatay Spor karşısında? Hayır. Ben sana geçen hafta söylemiştim. Giresun Fenerbahçe maçında Fenerbahçe yener dedim. Evet. Bu maçta da bence Hatay yener. Ben Hatay diyorum. Çünkü bu galibiyet bazı konularda İsmail Hoca'yı ya bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği 11 ile ve oynaması gerektiği oyunu oynamadığını düşünüyorum. Bak Giresun'u yenmiş olmasına rağmen. Şimdi Giresun'u yenmesinin bence iki ana temel sebebi var. Bir tanesi Mert Hakan. Gerçekten çok iyi oynadı Mert Hakan. Bir tanesi de Enner Valencia. Yani Fenerbahçe taraftarı Enner Valencia'ya Enner de Fenerbahçe formasıyla maç yapmaya sanki uzun zamandır böyle hasret kalmış gibi oynadı. Ha şimdi bu maçta öyle oynar mı? Bakacağız. İkincisi gerçekten ligin çok en tehlikeli takımlarından biri oynayacaksın. Yani sen böyle yaldır yaldır geçiş hücumlarıyla falan hurra saldım çayıra Mevlam Koya saldırıya atağa falan geçersen Hatay Spor'da bak ben Göztepe maçında bekliyordum ama Göztepe maçında kesinlikle o şeyleri neredeyse hiç vermediler. Mame bir ya ligin çok çok üstünde. Yani bu yaşta gelip de takımı bu kadar sahiplenip yani vallahi gerçekten helal olsun.
inanılmaz bir oyuncuymuş. Ya, inanılmaz karakterli bir oyuncuymuş. Ya her hafta her hafta adama biraz daha hayran oluyorum. Yani zaten Premier Lig'de çok sevdiğim. Ben normalde kolay kolay Afrikalı oyuncuları sevmem. O futbola bakış açılarından dolayı ama Mame Williams gerçekten inanılmaz karakterli bir oyuncuymuş. Bu maçta 0-2 çifte şansımı kullanmak istiyorum. Hatta sürpriz olarak bir Hatayspor galibiyeti ya da Hatayspor'u 1.5 üstü, yani deplasman takımı 1.5 üstü gol atarı deneyeceğim. Ayrıca Fenerbahçe kalesinde bence çok büyük sıkıntı var. Hani böyle bitireyim. Topu da sana atıyorum. Evet. Ben dediğim gibi geçen maçta Mert Hakan olağanüstü mücadele etti gerçekten. Fenerbahçe hafta arasında Perşembe günü bir de avuçta oynayacak Slavia Prag'la. Evet, evet bir de o var. Olacak. Evet. Yani Fenerbahçe maçında yani oradan eğer oradan bir galibiyetle falan hani ben zannetmiyorum da olur da bir galibiyetle falan dönerse ya böyle bir hafif bir gaza gelip bir ritim yakalayabilir Fenerbahçe. Yani bu işler bazen birkaç maça bakıyor. Bazen ritim yakalama, hava yakalama. Yoksa evet. Fenerbahçe kaliteli bir kadroya sahip. Yani bir iki maç böyle üst üste kazanırsa, bir oyun oturtursa ben çünkü Hatayspor'un deplasman performansını hiç beğenmiyorum. Deplasmanlarda gerçekten çok silik bir oyun ortaya koyuyor. Evet, Hatayspor. Evet. Haklısın. Yani başka bir takım olsa yani burada ne bileyim Göztepe, ne bileyim böyle Antalya Spor falan olsa derdim ki kesinlikle sana hak veriyorum. Yani iki takım da Fenerbahçe'yi kaybetmez derim ama Hatayspor gerçekten deplasmanlarda çok kötü oynuyor. Son 5-6 maçını seyrettim deplasmanlarda. Yani çok bir varlık gösteremeden kaybediyor. Yani Fenerbahçe adına bilmiyorum. Böyle karşılıklı goller olabilir maçta belki. Ama sanki Fenerbahçe kaybetmez gibi geliyor bana Hatayspor'a. Ozan Tufan Fenerbahçe'de oynarsa sürpriz gol atabilir diye düşünüyorum açıkçası söyleyeyim yani. Çünkü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Gerinden abi şut atan oyuncu olmaz mı bir takımda ya? Şut atın abi biraz ya. Ya Ozan deniyor en azından vuruyor. Diğerleri şut çekemiyor ya. Yani bir iki tane şut çeken oyuncu lazım. Ozan'ın en azından Ozan'ın mesela dribbling özelliği de mesela birçok oyuncuda yoktur mesela. Topla mesafe kat eden, topla ceza sahasına giren oyuncu önemli bir özellik oldu bence. Tabii. Ozan Tufan'dan bekliyorum bu anlamda. Ben Ozan, Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ozan Tufan'ı zaten Bursaspor'da oynarken Manchester United ve Premier League'de birçok takım scouting'ini yapıyordu. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi o kilosuna rağmen. Bak o kilosuna rağmen ki o zaman da gençken de ben birkaç maçını Bursaspor'da izlemiştim. Canlı izlediğim de maçları vardı. O zaman da mesela kiloluydu yine Ozan. Kalın bir oyuncuydu. Bu kadar böyle dikkat çektiren özelliği zaten topla kat etmesi yani. Orta sahadaki yani topu alır almaz. Sırtı dönük, yüzü dönük fark etmiyor. Topu alır almaz dönüp kaleye gitme özelliğiydi. Dediğin gibi yani böyle orta saha oyuncularına ihtiyacı var. Özellikle Fenerbahçe gibi takımların yani önde oynayan takımların. Ya o zaman evet keşke futbola dönüş yapabilse tekrar. Ama ben Premier Lig'den gelirken ve geldikten sonraki açıklamalarını çok büyük talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Yani şeyi gördün mü? Bir tane Twitter'da fotoğraf vardı. Fenerbahçe'de oynarkenki yüzüyle Watford'daki yüzünü gösteren fotoğraf vardı. Gördün mü o fotoğrafı? Yok görmedim. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu nedir biliyor musun? Kendi ülkendeki futbola duyduğun saygının göstergesidir. Evet yani bu gerçekten yani ben inanamadım ya. Ya sen demek ki istesen o kiloları çalışsan o kiloları verebiliyor musun? O fotoğraf vardı bir görsen görürsün. Bir de ben sana bir şey soracağım Ali. Bu Muhammed Gümüşkaya Giresun'a kiralık verdi değil mi? Şey Fenerbahçe. Evet kiralık verdi. Peki bunu UEFA listesine aldıklarını söylüyorlar. Doğru mu? Bir şey var mı? Evet yani kira. UEFA listesine ismini yazdırdığın adamı kiralık başka takıma mı gönder? Yani böyle mi oldu yani? Tam olarak şey bu ya mu? Abi, ya şimdi Fenerbahçe'de ya irdelenecek o kadar çok şey varken burada şaşırmamak lazım bu tür durumlara. Yani oynatacak sol bekin yok şu an mesela. En azından orada sol bek oynamaya en yakın oyunculardan bir tanesi Muhammed Gümüşkaya iken mesela orada. En azından Ferdi ile oynuyorsun ya sol bekte. Ferdi Kadıoğlu ile oynuyorsun sol bekte. Yani Ferdi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Orası ayrı dava. Ama sol bekin yok. Zalai koyacak şimdi bu maçta. Affedersin yani Zalai kendini kaldıramıyor ya giderken böyle koşarken.
Yani bilmiyorum. Yani Zalai mesela birçok futbolcu motivasyon kaybına uğramış Fenerbahçe'de. Özellikle Zalai bunların başında geliyor. Transfer beklentilerinden olsa gerek. Yani evet, sorun çok zaten Fener'de de Ali. Yani artık bu maç özelinde yani nasıl maç olur? Karşılıklı goller olur bence bu maçta. Evet. Yani Fener sanki beraberliğe yakın ama kazanan olursa Fenerbahçe kazanıyor. Haftanın Ali en böyle dikkat çekici maçı bana sorarsan. Hangi anlamda ya, küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaraylılar kızacak ama kusura bakmasınlar. Gerçekten öyle yani. Yani ligin dibini yakından ilgilendiren maçlardan bir tanesi. Abi Göztepe yenerse Galatasaray'ı orada inanılmaz evet. Karışacak yani işler Galatasaray adına. Ve aynen. Çok çok zor maç. Ve Göztepe de maça yapılan açıklamalara bakılırsa inanılmaz motive bir şekilde hazırlanıyor yani şu an. Şimdi favorim Göztepe. Önce onu söyleyeyim. Yani ben Göztepe'nin alacağını düşünüyorum. Çünkü bu Galatasaray'ı ben kolay kolay maç kazanabilecek bir şeyini görmüyorum. Hani halde göremiyorum yani. Ben Kayserispor maçında da izliyorum. Takım bir problem var takımda. Hatta o kadar bariz ki bir sürü problem var takımda yani. Şimdi birkaç şeye değinmek istiyorum. Şimdi birincisi Trabzon maçında Taylan'dan o golü yedikten sonra neden Taylan'ı tekrar oynatıyorsun? Bu mesela mesela Torrent sormak isterim mesela. Ya hocam niye? Ya sen Erik Pulgar'ı niye aldın ya? Ya sen Fernando'dan sonra senin orta sahan 6 numaran yok senin lan. Fernando'dan sonra bir tane 6 numara aldın. Onu da hadi ilk maç oynatmadın tamam. Tamam. Şili'den geldi. O Dünya Kupası elemelerinde gitti oynadı tamam. Dinlendirdin. Eyvallah. Başım gözüm. Tamam. Babacım yani sen Kayserispor maçında niye oynatmıyorsun Pulgar'ı ya? Yine Taylan Berkan gözünü seveyim senin ya. Ne yapıyorsun hocam? Neymiş? Türk oyuncu yokmuş orada. Ya hiç mi başka seçeneğin yok? Ya sağa Babel atacağını Halil'e at. Ya at Halil'i sağa. He, al sol beke Ömer'e al yani tamam kayamıyor falan ama ne yapacaksın yani oradan bir. Ya sen 6 numarasız oynayamazsın. Oynayamazsın 6 numarasız. Şimdi bu maçta büyük ihtimalle sağda Emre Kılıç oynayacak. Pulgar yine yerine gelecek ama. Ya bilmiyorum zor maç Ali. Yani Göztepe'de Hatay'a kaybetti. Şimdi Galatasaray'ı mutlak yenmek zorunda. Yani ama mesela şöyle bir maç var. Ben Göztepe favori diyorum ama Galatasaray Göztepe'yi ne zaman yenmesi gerekiyorsa o zaman yendi. Böyle enteresan bir şey var mesela. Çok ilginç yani. Böyle bir de bu tarz maçlarda özellikle bir şampiyonluk maçı vardı. Yine Drogba Gomis'in olduğu sezonda. Hatırlıyor musun? Ya herkes golü şey Göztepe... Sinan Gümüş mü atmıştı? Donk mu ne atmıştı? Evet, evet. Hatta o zaman Göztepe yaldır gümbürü gümbürü falan top oynuyor. Herkes de ya orada buradan bir şey çıkar mı falan Galatasaray'a geldi yendi. Yani Galatasaray ne zaman yenmesi gerekiyorsa yendi. Şimdi yine yenmesi gerekiyor. Ya ben Göztepe dedim ama mesela bu seçenekte bana şey geliyor biraz böyle. Ya acaba böyle mi olur diyorum. O yüzden mesela oynarken mesela kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Oynarken bir Göztepe'yi bir yoklayacağım ama benim bu maç için tercih şeyim 1 ya da 2. Bu maç bence beraber etmez. Ya 1 biter ya 2 biter. Evet. Şimdi şöyle yani Göztepe'de mesela orta sahada Obinna cezalıydı. Dönecek. Evet. Ya Obinna. Kesinlikle. Bak Obinna, çok çok Göztepe önemli. Göztepe gerçekten çok önemli. Yani Hatay evet, Spor'a evet. Kaybettiyse Göztepe bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Obinna'nın olmamasıydı. Kesinlikle yani orta sahada mükemmel ya. Adam müthiş mücadele ediyor. Adamı yiyor resmen orta sahada yani o derece. Obinna Göztepe takım istedi devre arasında. 4-5 takım istedi Ali'cim bu arada devre arasında satmadılar. Şimdi Göztepe deyince herkesin aklına ilk gelen futbolcu Halil olur. Abi ben Göztepe deyince ilk aklıma gelen futbolcu Obinna oluyor yani. Sahanın iyi, bence tartışmasız Göztepe'nin en iyi oyuncusu Obinna. Bir de Galatasaray'ı en çok sıkıntıya sokacak futbolcu da dönüyor. Şerif Endiayi. Özellikle Galatasaray araya atılan toplarda böyle uzun toplarda çok sorun yaşayan bir takım zaten. Şerif Endiayi'nin Galatasaray'a çok sıkıntı yaşayacağını. Zaten Halil de hızlı bir oyuncu. Yani gerçekten yani nasıl bir maç olur? Çok kıran kıran bir maç geçecek.
Ben de Göztepe'nin maçı kaybetmeyeceğini, kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Galatasaray o devirlerdeki Galatasaray değil Ali. Yani o senin dediğin zamanlardaki Galatasaray değil Galatasaray. Ya İnan tabii canım, bana, aynen öyle. Neresinden tutsan elinde kalıyor ya. Gerçekten yani saha her tarafta problem var Galatasaray'da. Hani böyle bir yerde çatlaklar oluşur ya, orayı kapatırsın oradan gider, orayı kapatırsın oradan gider. Her tarafta çatlaklar var Galatasaray'da yani. O kadar kötü bence Galatasaray. Ben kazanacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Ya bir Kerem'i çıkar sahadan. Bak Kerem'i çıkar sahadan. Galatasaray rakip kaleye gidemez kolay kolay. O derece yani. Ya Ali Kerem de çok rahatsız etmeye başladı yalnız ya. Sürekli sağ çekip plasa. Ya kardeşim tamam attın bir iki tane de. Ya abartma ya. Kerem yetenekli çocuksun kardeşim. Biraz asist, biraz başka boşlukları görmeye çalış. Abartma babacığım. Ya, her sahana çektiği topu da vurma. Vurma kardeş ya. Vurma yani. Yapma yani. Takım sadece onun ayağına bakıyor. O da bunun ya farkında. Tabii. Ama işte o da bunun farkında ya. Olunca her yerden vuruyor işte öyle olunca. Yani takımda bir yıldız olur ya abi. Ronaldo'yu düşün mesela. Ronaldo her topun başına geçiyor abi. Cristiano Ronaldo 100 tane frikik kursa bir tanesi kaleye zor tutuyor. Ama her topun başına geçiyor yani Ronaldo. Şimdi Kerem de takımda her şeyin kendi ayağına baktığını farkında takımda. Evet. O adı çekip çekip vuruyor abi. Kim ne desin Kerem'e yani? Vallahi ben defa takımın maçın favorisinin Göztepe olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani merakla izlemeyi bekliyorum bu maçı. Haftanın en merak ettiğim maçı bu maç yani. Bu maç sana geçen hafta yani geride bıraktığımız haftadaki hangi maçı hatırlatıyor? Böyle ilk bakışta. Ali geride bıraktığımız maç. Fikstür yok geçen gönlümde geride bıraktığımız maçta. Ben söyleyeyim hemen, hiç şey yapmam. Adana Demirspor Beşiktaş maçına çok benzemiyor mu? Yani bir olarak hani şöyle şöyle maç oynanma açısından değil. Ev sahibi takım ağır favori. Evet. Ev sahibi takım ağır. Herkes şimdi Göztepe'nin kazanacağını düşünüyor ki Beşiktaş maçında o Adana Demirspor Beşiktaş maçında herkes Adana Demirspor'un kazanmasını bekliyordu. Ağır favoriydi. Şimdi bu maç içinde şu anda Göztepe ağır favori, bir problem çıkabilir. Ben söyleyeyim yani. Ali yani Adana Demirspor ağır favoriydi. Ağır favori olmanın da hakkını verdi maçta. Ağır favori şekilde oynadı. Ağır baskın oynadı. Ama atamadı abi. Balotelli bir ton o kadar gol kaçmaz ki ya. Ya işte ama sonuç, işte diyor şey bilir. Kaçırmayabilir ya. Doğru sonuç. Ha, sonuç tabii. Hakem o golü verseydi Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı maçı. Yani çok bariz bir gol. Öyle. Çok net bir gol. Vermedi hakem. Neyse. Ama yani tabii her maç öyle olmaz. Bir bakmışsın 5 olmuş. Farkında değilsin ne olduğunun. Olabilir bile yani. Anladın mı? Yani ben açıkçası hele de Göztepe öne geçerse, Galatasaray saldırmaya çalışırsa oradan sonra maçta olabilecekleri düşünemiyorum yani. Çok tehlikeli Galatasaray adına oradan sonrası. Galatasaray'ın ne yapıp edip geriye düşmemesi lazım. Ben niye bunu söyledim biliyor musun Ali? Şimdi maalesef bizim ligimizde bazı maçların izahı olmuyor. Şimdi mesela geçen hafta Giresun Fenerbahçe maçında ne dedim ben? Fenerbahçe arka arka iki defa puan kaybetmeyeceğiz. Sırf böyle olduğu için Fenerbahçe yenecek diyorum dedim, değil mi? Şimdi sadece bundan dolayı söyledim ben onu. Şimdi bir arkadaşım vardı benim, Mustafa diye. O sürekli böyle Toto yapardı. Şimdi çok değişik bir oynama stili vardı. Mesela bazı maçların skorlarını bilirdi. Bir gün o zaman Başakşehir'in böyle hep 0-0 kaldığı maçlar, hep alt bitiyordu maçları Başakşehir'in. Beşiktaş-Başakşehir maçı vardı, hiç unutmuyorum. Dedi ki hocam ben bu maçı çözdüm dedi. Neyini çözdün Mustafa dedim. Hocam bu maç 3-2 bitiyor dedi. Ama dedi ben kimin kazanacağını çözemedim dedi. Ya 3-2 dedi Başakşehir alacak ya 3-2 Beşiktaş alacak dedi. Gitti. Gerçekten de yani o iki yani skora şey yaptı. Şimdi o zaman bu kadar fazla seçenek yoktu ama Türkiye Ligi'ndeki büyüklerin bütün maçlarına skor bahis açıyordu iddia. Zaten tek maç oluyordu. Ben gitti oynadı. 3-2 Başakşehir alır 3-2 Beşiktaş alır. 50'şer TL attı. 3-2 Başakşehir aldı maçı. Ben şok. Maçı hatırlıyorum ya. Başakşehir geriden gelip geriden gelip evet, sanki. Aynen öyle. Hatırlıyorsun değil mi? Ben şok oldum. Hatırlıyorum. Yani adam skor bildi ya. Dedim ki ya Mustafa bunu nasıl yapıyorsun? Ya hocam dedi bizim ligin dedi böyle enteresan şeyi var. Ben dedi böyle bakıyorum dedi geçmişe. Bütün böyle maç golün o zaman geçmiş yok. Şu anda kaldırdılar onu da. Eskiden beri böyle inceliyor oran olarak bakıp falan böyle yakalayabiliyordu. Ben onun böyle abartısı diyorum sana. Ki şeyi de tutturdu bu arada. Toto'yu da tutturup çok büyük ikramiye de almıştı. Narlı'dan bir arkadaşım benim.
Yani belki sen duymuşsundur aldığını. Çocuk böyle abartısız diyorum sana, inanılmaz maçlar yapıyor. Ve mesela çok garip bir skor söylüyor. Ya bu olmaz falan diyordum ve geliyordu. Türkiye Ligi'nin böyle garip bir şeyi var. Ben sırf hani bu gariplikten dolayı diyorum. Yoksa senin dediğin gibi zaten Göztepe çok net favori ya. Şimdi şu Galatasaray'ı nasıl Göztepe yenecek Galatasaray mesela? Ya bunun futbolla izahı olmuyor bazı şeyler dostum. Hani buna binaen söylüyorum ben de. Yorumum yaparken de buna binaen biraz yorum yapıyorum. Tabii ki futbol yani top yuvarlak. Tabii aynen. Ayağına çarpar, koluna çarpar, bacağına çarpar, gol olur. Tabii olur mutlaka. Bak dün mesela Şampiyonlar Ligi maçları vardı. Ya her yerde ne gördüm biliyor musun? Sporting Lisbon'un 0.5 üstü. Her yerde şu yazıyor. City son 10 maç, 11 maçın 10'unda şöyle gol yedi, böyle gol yedi, şöyle oldu, böyle oldu. Lisbon kendi sahasında böyle iyi. Arkadaşıma dedim ki, bak dedim bu maçı 0'a karşı kazanır dedim. City. Ya yok dedi, dedi bak görürsün sen. Çünkü geldi maçı izliyorum ben. İlk 30 dakikayı izledim ben. Sporting kaleye gelemedi ya. City kaleye yaklaştırmadı. Maç öyle bitti, 5-0 bitti. Ne oldu hani 0.5 üstü? Enteresan, bazen tersi kovalamak lazım. Evet, doğru. Sürprizi kovalamak lazım. Sürpriz bu işin cilvesi zaten. Sürprizi kovalamak aynen lazım. Evet Ali, karşılaşmaları değerlendirdik. Hemen klasik sorularımızdan. Haftanın banko gördüğün maçları. Bence Karagümrük Sivas maçında Sivas. Ondan sonra Antalya Spor. Yani deplasman olmasına rağmen Antalya Spor. Ve de kendi sahasında Gaziantep Spor'un bu haftanın bankoları, net favorileri olduğunu düşünüyorum kazanma açısından. Evet, sana da katıldığım taraflar var. Evet, benim bankom Kayseri Spor. Giresun Spor Kayseri'nin banko yendiğini düşünüyorum. O da var, ayrıca tabii ve, doğru söylüyorsun. Evet, daha sonra yani benim Başakşehir'de benim bankolarımdan biri ve Göztepe de bence benim banko karşılaşmalarımdan bir tanesi. Galatasaray'ı banko yenecek diyorum Göztepe. Sürpriz beklediğin maç? Altay. Beşiktaş Altay. Beşiktaş Altay. Altay'dan bekliyorsun yani bir sürpriz. Ya şimdi şöyle, aslında Altay'dan beklemiyorum, Beşiktaş'tan bekliyorum yani. Bir hata yapmasını. Bir şeyler yapar, gol yer diyorsun yani. Puan kaybeder ya, diyorsun Beşiktaş. Ben inanıyorum takımıma ya. Kesinlikle inanıyorum yani. Bir şey yapacağını düşünüyorum yani o konuda. Ben de sürpriz çıkarsa belki Konya Spor Kasımpaşa maçından çıkabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa adına. Belki çıkarsa oradan çıkar. Benim sürpriz beklediğim maçta o maç. Benim bir sürpriz beklediğim maçta Fenerbahçe Hatay Spor maçı Ali'cim. Yani herkesin böyle beklediği bir olay, bir öyle çok da böyle rahat bir olacak bir maç değil bence o maç. Ya Fenerbahçe'ye çoğu insan artık çok da rahat kazanır gözüyle bakmıyor zaten. Hani böyle ya bu Fenerbahçe alır, vurur, gider. Eskisi gibi hani iç sahada o gözle bakmıyor zaten. Çok da fazla güvenmiyorlar. Yani doğru söylüyorsun. Yani Fenerbahçe maçından Hatay Spor bir bakmasın 2-1 maçtan galip ayrılmış gidiyor. Hiç şaşırmam. Ali'cim maçları değerlendirdik. Değerli yorumlar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim dostum. Yani bana da açıkçası fikir veriyorsun. Oyuncu tavsiyelerim var olacak. Ben de şimdi bundan sonra... Umarım işe yarıyorumdur yani. Mutlaka olmaz olur mu? Senin düşüncelerine göre de mesela senin yorumlarına göre de mesela bazı oyuncuları değiştirip farklı oyuncular tavsiye ettiklerim oluyor bazen öyle oradan. Ben de senin düşüncelerine de katılarak bazılarına oradan mesela bazı oyuncuları aldığım oluyor. Teşekkür ediyorum sana yorumların için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşça kalın. İyi akşamlar.